Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yaklaşık 4 adet oda sıcaklığında beklemiş olan yumurtalarımızı geniş karıştırma kabının içerisine alalım. E şunu belirtmek istiyorum. Benim yumurtalarım medium boy arkadaşlar. Ona göre eğer large boy varsa 3 adet de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi yumurtalarımız iyice küpürene kadar çırpıyoruz. Ayrıca içerisine bir su bardağı kadar da şeker ilave ediyorum. Ve böyle bembeyaz olana kadar karıştırmaya çırpmaya devam ediyorum. E, şeker Şekeri koyduğum bardağın ölçüsü 200 milim arkadaşlar. Yarım su bardağı süt ilave ediyorum. 1 su bardağı yoğurt ilave ediyorum ama benim e, yoğurt kullandığım bardak 300 milim arkadaşlar. Yani normal standart su bardağından bir tık daha fazla bir buçuk çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum ve iyice karıştırmaya devam ediyorum tepsimiz birazcık büyük olduğu için malzemeleri bir tık arttırdık eğer ki tepsiniz küçük boy ise malzemelerimizi standart 200 milimlik bardaklarda yapabilirsiniz öncelikle birazcık unu koyduk içerisine bir paket vanilin iki paket hamur kabartma tozunu ilave ediyorum tekrardan üzerine birazcık daha un koyuyorum ki kabartma tozu sönmesin diye arkadaşlar Böyle çırpa çırpa unumuzun kıvamını ayarlıyoruz. Yaklaşık 2,5 su bardağı kadar bir beyaz un kullandım. Siz böyle yavaş yavaş ilave ederseniz daha anlaşılır olur. 1 kahve fincanı ceviz, 1 kahve fincanı damla çikolata. Üzerine yeniden un serpiyorum ki diplerine çökmesin daha sonra pişerken. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz arkadaşlar cevizi ve damla çikolatayı. Dilerseniz hiç kullanmayabilirsiniz ama kullanmanızı tavsiye ederim. Tepsimin boyutu 36 santim arkadaşlar. Ee, büyük bir tepsi. O yüzden malzemelerimiz de birazcık fazla oldu. Dediğim gibi eğer ki e, az e, daha küçük bir tepsiniz varsa ölçüleri birazcık indirebilirsiniz. Ben yeniden üzerine damla çikolata serpiyorum ve dövülmüş, kırılmış ceviz ilave ediyorum. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben birazcık böyle güzel görünsün diye biraz fazla fazla koydum. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar ve pişene kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Bakın son halini şöyle göstermek istiyorum sizlere. Üzeri gayet de güzel bir şekilde kızardı. Şimdi servis için dilimliyoruz. Ben sizler için ortadan şöyle bir dilim gösteriyorum. Nasıl kabardığını görmeniz istediğim için arkadaşlar gayet de güzel kabardı. Umarım sizler de videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.